aynı anda enkazda can verdi. Besne'ye gittim. Babam zaten bir gün önce babam vefat etmişti. Taziyeleri kabul ediyorduk. Besne Erdemoğlu taziye evindeydi. Taziyeleri kabul ediyordum. Akşam 4 sıralarında deprem olunca düşündük taşındık, sabah kalktım aradım çocuklarımı aradım. Arayınca da ulaşamayınca yani ne olduğunu artık ben anladım. Gaffar Bostaş, Adıyaman Devlet Su İşleri'nde iş makinesi operatörü. Ailesinin cenazesini kendi kullandığı kazıcıyla enkazdan çıkardı. Eşi ve çocuklarını enkazın altından çıkardıktan sonra enkaz altında bekleyen diğer ailelere umut oldu. Depremin ardından günler geçmesine rağmen Gaffar Bostaş kazıcısının başından bir an olsun ayrılmadı. Şimdilerde ise şehirdeki altyapı çalışmalarına destek oluyor. Bostaş, asrın felaketinde bir can daha kurtarmanın mücadelesini veren bir kahraman. Kendi acısını dahi yaşayamadan enkazda bekleyenlerin yardımına koştu. Gücümün yettiği kadarıyla son nefesime kadar da bunu yardım yapmaya devam edeceğim. Destek grubu olarak devam etmeye çalışacağım. Şimdi ben taziye yapsam da buradaki arkadaşlar da benim gibidir. Mağdur olanlar da benim gibidir. Yani ne kadar can, ne kadar bir şey yapabilirsem ne mutlu bana. Onun dışında da bir şey diyecek hiç halim yok. Bostaş, enkaz kaldırma çalışmalarının yanı sıra altyapının yeniden kurulmasına da yardım etmeyi sürdürüyor. Ölsem de kalsam da ben bu millete hizmete adanmışım kendime. Sıkıntı yok. Bu depremde daha önceden depreme dayanıklı yapıldığı ifade edilen büyük paralara satılan